Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz oto alternatörü modifiye edilmiştir. Sargıları değiştirilmiştir. Şöyle içinden tabii yakın çekimden şöyle görebilirsiniz. İçerisinde 12 adet neodim mıknatıs konulmuştur ve 3 faz alternatif akım olarak çıkmaktadır gördüğünüz gibi. Bu 3 faz çıkışı ben şöyle 35 amperlik köprü diyotlarla doğrulttum. Artı eksi olarak ölçü aletine bağladım. Kaç devirde kaç volt vereceğini. Ayrıca şu panomuzda da 12 volt 50 watt halojen ampul bulunmaktadır. Şöyle yazılarını gerçi çözünürlükten, flaştan okuyamıyorsunuz. 12 volt 50 wattlık ampullerdir. Şimdi bu bir tanesini deneyeceğim. Daha sonra ikinciyi yani 100 wattlı deneyeceğiz. Kaç devirde döndüğünü de kaç devirde ne kadar volt verdiğini takometremizle, turometremizle ölçeceğiz. Şuraya gördüğünüz gibi fosforlu bant yapıştırdım. Bunu takometremizle biraz sonra ölçeceğiz. Bir başka, daha doğrusu çamaşır makinesi motoruyla deneyeceğiz, döndüreceğiz. Bu da devir ayarlıdır. Bunun çıkışına şu gördüğünüz akü şarj kontrol cihazı ile beraber bağlı olarak gönderilecektir. Eğer isterseniz şarj cihazı değil de köprü diyot istiyorum derseniz bunu da gönderebilirim. Hangisini isterseniz. Şimdi kısaca hemen çevirmeye başlayalım motorumuzu. Şunu şöyle aşağıya koyayım. Evet. Motorumuz döndü ve ışığımız yandı. Voltajımıza bakıyoruz. 6,8. Deviri biraz yükseltiyorum. Evet, 12, 14'ü geçti. Şu anda akü 13,4, 13,7. Şu anda aküyü şarj ediyor durumdadır. Devirini ölçelim. Devirini ölçüyoruz. 747, 750. Evet, 750 devirde gördüğünüz gibi 12 volt aşağı yukarı 5 ampere tekamül eder. İkinci 50 wattı da takıyorum. Tabi devir düştü, voltaj da düştü. Çünkü yüke bindi. Bakın voltaj da düştü. Şimdi deviri ben biraz daha arttırıyorum. Evet. Şu anda deviri arttırdım. 13,14'ü geçti. 14 volt diyelim. Bakın 100 wattlık 12 volt 100 wattlık ampule yakmaktadır. Tabi devir arttıkça güç de artacaktır. Bu tüm alternatörlerde geçerlidir. Evet, şimdi durduralım. Bunu rüzgar türbini olarak, su türbini olarak veya diğer projelerinizde kullanabilirsiniz. Çok güzel bir alternatördür. Teşekkür ediyorum.